Aşağıdaki grafikte ABD'deki sigara içen yetişkinlerin yüzdesi gösterilmiş. Grafikte gözlemlenen trendin 1945'ten itibaren tutarlı şekilde devam ettiğini varsayarak ve grafiği kullanarak 1945'te ABD'deki yetişkinlerin yüzde kaçının sigara içtiğini tahmin ediniz diyor. Peki. Önce grafikte neler olduğunu anlayalım. Yatay eksende 1965'ten sonraki yıllar yer alıyor. Burada 0 yazıyor. Yani burası 1965'i gösteriyor, değil mi? Grafiğe baktığımızda 1965'te sigara içen yetişkinlerin oranının %42 civarında olduğunu görüyoruz. Bu noktanın tam olarak kaç olduğunu bilmiyoruz ancak grafikte %41 ile 42 arasında olduğunu görebiliyoruz. Bu ölçüm her yıl yapılmamış, sadece bazı yıllarda veri var. Bununla birlikte sigara içenlerin oranına baktığımızda yıllar geçtikçe sigara içenlerin oranının azaldığını görüyoruz. Peki, noktaları birleştirerek bir çizgi oluşturmaya çalışayım. Negatif bir doğrusal ilişki görüyoruz. Zaman geçtikçe oran azalıyor. Peki soruda bize ne soruluyor? 1945'te sigara içen yetişkinlerin yüzdesini tahmin etmemizi istiyorlar. 1945 sıfırın solunda olmalı. 1965'ten 20 yıl öncesi nerelerde olur düşünelim. Burası 1965'ten 5 yıl öncesi, 10 yıl öncesi, 15 yıl ve 20 yıl öncesi. Evet buraya eksi 20 yazabilirim. 0 noktası 1965'i temsil ediyordu değil mi? Bu durumda eksi 20' de 1945 yılını gösteriyor olacak. Yapabileceğimiz şeylerden birisi, bu negatif doğrusal ilişkiyi geriye doğru taşımak. Soruda bize bunu yapabileceğimizi söylemişler. Trend çizgisinin 1945 yılından itibaren geçerli olduğunu belirtmişler. Evet, bu çizgi zaten trendi gösteriyor. Çizgiyi aynı eğimle, geriye doğru uzatalım. Evet, bunun gibi böyle uzatabiliriz. 0 noktasından 20 yıl öncesi yani 1945 yılında sigara içen yetişkinlerin oranı yaklaşık olarak %52 civarındaymış. Peki, bunu düşünebileceğimiz bir başka yöntem şu olabilir. Düşüşün oranını hesaplayabiliriz. Bunu her 20 yılda bir yapalım. Çünkü biz de 1965 yılından 20 yıl öncesindeki değeri bulmaya çalışıyor olacağız. Önce 1965 yılından 20 yıl sonrasına gidelim. Yani burası 10. Burası da 20. Yatay eksendeki değişim 20 yıl. Peki dikey eksendeki değişim ne kadar? Dikey eksendeki değişime bakalım yaklaşık olarak %11 düşüş var değil mi? Bu trend tutarlı mı? Bu noktadan 20 yıl sonrasında neler olmuş? Bunu da inceleyelim. Yatay eksende 20 yıl daha ileri gidelim. Bir sonraki 20 yılda da yaklaşık olarak %10 azalmış. Her 20 yılda bir sigara içen yetişkinlerin oranı %10 azalıyor gibi. Evet, böyle diyebiliriz. Bu durumda eğer buradan yani 1965 yılından 20 yıl öncesindeki yüzdeyi bulmak istersek, 1965 yılındaki değere yüzde 10 eklemeliyiz basitçe. Grafik yaklaşık yüzde 42'den başlamıştı, yüzde 10 eklersek yine yaklaşık olarak yüzde 52'ye ulaşırız. Tren çizgisini geriye doğru uzattığımızda da aynı değeri bulduğumuzu unutmayın. Yani cevabımız yaklaşık olarak yüzde 52.